Genç kadın otomobil kiralamak istedi. İnternetten bulduğu ilk numarayı arayınca da dolandırıldı. Şimdi teminat adı altında kartından çekilen 6.000 liranın peşinde. Bayramda rahat rahat gezmek için otomobil kiraladı, tatili zehir oldu. Dolandırıcılar kredi kartından çektiği teminatı geri yatırmadı. Üstüne bir de kayıplara karıştı. Bizden 6.000 lira aldılar. 10 bin lira, 15 bin lira aldığı insanlar var. Bayram yoğunluğunu fırsat bilen bazı kötü niyetli oto kiralama firmaları birçok kişiyi mağdur etti. İddialara göre Serpil Hanım da 21 gün önce 6 günlük bir otomobil kiraladı. Parasını da peşin verdi ama onların iddiasına göre yaklaşık 6 bin liralık da bir provizyon çekildi kredi kartından. Ve 21 gündür o paradan haber yok. Ev kredisi ödüyoruz, ayrıca ihtiyaç kredilerimiz var. Bir de bu eklenince İster istemez mağdur oldum. Serpil Aygün bir fabrikada çalışıyor. Kurban Bayramı'ndan önce memlekete gitmek için araç kiralamak istedi. İnternetten bulduğu ilanın başına ne dertler açacağından haberi yoktu. Sözleşmeleri falan yaptık. Bunun karşılığında işte 6 güne bizden 800 TL para aldılar. Dolandırıcılar iddiaya göre lüks sitelerde ofis kiraladılar ve kiraladıkları araçları da internete koydular. Mağdurlarsa beğendikleri araçları yerinde görmek için ofislere geldiler ve orada pazarlık devam etti. Aracın karşılığında bir provizyon almamız lazım dediler. Biz dedik hani prosedür böyle dedikleri için de 6 bin lirayı çektirdik. Zaten dedi biz dedi bu parayı dedi çekemeyeceğiz dedi. Ama dedikleri gibi olmadı. Otomobili iade etmeye giderken dolandırıcılar aradı. Aracı ofisleri yerine başka bir yere getirmesini istedi. Genç kadın hiç şüphelenmedi. Ta ki kredi kartı ekstresi gelene kadar. Arabayı verdik. Ondan sonra ben aramaya başladım. Hani dedim parayı dedim ne zaman yatıracaksınız? 21 gün uğraştık, paramızı alamadık. Ondan sonra gittiğimizde kapı duvar. Kaçtılar bunlar dediler. Bayağı da 60-70 kişiye yakın mağdur var dediler. Savcılığa dilekçemizi verdik. Davamızı açtık. Peki bu duruma düşmemek için ne yapmamız gerekiyor? Özellikle kira sözleşmesine bir şerh koymak çok önemli, hukuksuz çekimlerin önüne geçmek için. Dolandırıcılığa da açık, araç teslim edildikten sonra aracın hasarlı olması durumunda bu provizyon bedeli çekilebilecektir diye bir madde eklenmesi gerekiyor.